Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Seçim bitti ama seçimin ardından tartışmalar bitmiş gözükmüyor. Gülben Ergen'in Ekrem İmamoğlu'na vermiş olduğu desteğe tepkiler var. Ama bu tepkiler AK Partililerden çok CHP'lilerden geliyor. Diyorlar ki ya Gülben Ergen sen AK Partiliydin. Ne oldu da Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye başladın? Saldırılar var, eleştiriler var Gülben Ergen'e yönelik. Ama birisi de demiyor ki ya arkadaşım Gülben Ergen gibi 350 bin kişi AK Parti'den soğudu. AK Parti'nin politikalarını beğenmedi. Desteğini geri çekti. Binali Yıldırım 31 Mart'ta oy vermişti. Ama 23 Haziran seçimlerinde oy vermedi, cezalandırdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. E şimdi biz bu 350 bin kişiye ya sen AK Partiliydin, sen Binali Yıldırım'ı destekliyordun, niye İmamoğlu'na oy verdin diye tepki mi göstereceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yıllar yılı Baykal dönemi de dahil az olsun bizim olsun anlayışı kaybettirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirenlerden biri de bendim. Git artık diyordum. 8-9 seçim kaybettirdin. Senin yanlış politikaların yüzünden CHP kaybediyor diyorduk. Ama Kılıçdaroğlu 8-9 seçim kaybettin diyenlere haddini bildirdi. Politikalarının doğru olduğunu, kucaklayıcı tavrının kazandıracağını ben dahil herkese göstermiş oldu. Doğru ya da yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını herkes açtı. Sağcısıydı, solcusuydu, Türküydü, Kürdüydü, dindarıydı. Herkese kapılarını açtı. Ve az olsun bizim olsun anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olamayacağını herkese göstermiş oldu. Ve ne yaptı? Gitti İyi Parti ile, Saadet Partisi ile, Demokrat Parti ile Millet İttifakı adı altında bir ittifak yaptı. Kaldı ki zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesi de bu olmalıydı. Cumhuriyeti kuran bir parti her görüşe kapılarını açmalıydı. Yıllar boyunca biz karşı mahalleye bakamadık. Karşı mahalleden insanların görüşü nedir, düşüncesi nedir gidip sorgulamadık. Onları öcü gibi gördük. Ama ilk kez 31 Mart seçimlerinde Mansur Yavaş gibi bir isimle, Ekrem İmamoğlu gibi bir isimle başarı elde etti Cumhuriyet Halk Partisi. Kitlelere açıldı. Şimdi açık ve net söylüyorum. Murat Karayalçın ismiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanılabilir miydi? Veyahut Özgür Özel ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılabilir miydi? Bunları bir soracaksınız kendinize. Gülben Ergen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekler olmuşsa, İmamoğlu'nu destekler olmuşsa defol git bizi destekleme mi diyeceğiz? Bu zihniyette devam edersek eğer önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partili veyahut olmayan bir isimle nasıl kazanacağız? Bugün Gülben Ergen gibi 350 bin AK Parti'den vazgeçen kişi sayesinde Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. 806 bin fark bu şekilde elde edildi. Gülben Ergen gibi daha birçok isim sesini yükseltmeye başladı. AK Parti'den vazgeçmeye başladı. AK Parti'nin kaybetmesini istiyorsa eğer Cumhuriyet Halk Partililer, AK Parti'den vazgeçip gelenlere kucak açacaklar. Defol git. Sen dün onları destekliyordun. Onları savunuyordun. Şimdi niye geldin derlerse Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl kazanılacak ki?
Bu böyle olmaz. Seçmenin gerçekleri görmesi uzun zaman alır. Bir insanı bir doğruya inandırmak zaman alır. Dün inanmıştır, desteklemiştir ama gidişatı iyi görmemiştir. Bu böyle gitmez demiştir. Ve gelmiştir Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemeye başlamıştır. Bu normal bir şeydir. Gülben Ergen'in ve onun gibi düşünen isimlerin İmamoğlu'nu destekler şekilde paylaşımlar yapması suç değil, aksine güzel bir şeydir. O nedenle bu sır tartışmaları bir kenara bırakacağız. İnanacağız. Her şey güzel olacak dedik. Her şey güzel oldu. Umudumuzu Ekrem İmamoğlu yeşertti. Mansur Yavaş'a inanıyorduk. Mansur Yavaş kazanabileceğimizi herkese gösterdi. Şimdi de Ekrem İmamoğlu bir umut oldu. Bırakın da bu umudun etrafında toparlanmak isteyen sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi herkes bir olsun, beraber olsun, kenetlensin. Bir başka hususa da dikkat çekmek istiyorum. Yol biraz karanlık ama gelecekte bir ışık var, bir umut var, onu görebiliyoruz. Söylediklerim de aydınlatıcı bilgilerdir diye düşünüyorum. Ya diyorlar, merkezi hükümetle uyum içerisinde değil Ekrem İmamoğlu. Parayı nereden bulacak? İstanbul Büyükşehir'in borçları var. Dolayısıyla bu adam çalışamaz, hizmet üretemez. Bir sonraki seçimde kaybeder. Kendilerini böyle avutuyorlar. Bir kere şunu söyleyelim. İmamoğlu israfı önleyecek. O bazı vakıflar vardı ya, o vakıflara akan muslukları kesecek. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü imkanı İstanbul halkına hizmet olarak dönecek. Aynı zamanda da oldu ki merkezi hükümet sorun çıkardı. Ödenekler gelmedi. Bu senaryoyu da ortaya atıyorlar. O zaman halk ne yapar biliyor musunuz? Bir fon oluşturur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İmamoğlu'na sahip çıkar. İmamoğlu'nun etrafında kenetlenir. O desteği de bu halk yapar. Yani yetkililerin elinden alalım, ödenek göndermeyelim, destek çıkmayalım. Bu adam çalışamasın, hizmet üretemesin, algısıyla hiçbir şeyi başaramazlar. İmamoğlu çalışacak, herkese de gösterecek nasıl başarılı bir belediye başkanı olunduğunu. İsrafla bir yere gidilemeyeceğini herkese gösterecek. Proje adamıymış da, şuymuş da, buymuş da, bir şey yapamayacakmış da, muhalefet partilerinden olup da iktidara en büyük desteği veren isimlerden birisi söylüyor bunu. Hani dün hesap soracağım deyip de daha sonra başkanlık sisteminde destek veren bir lider söylüyor bunu. İmamoğlu bir projeymiş de proje olduğu ortaya çıkacakmış. Ya ne projesi? Açık ve net bir şekilde arkasında Atatürk gençliği var.